Çok özel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum diyerek söze başlayan Bakan Atalay, MİT'in 2473 kişiyi mahkeme kararıyla dinlediğini açıkladı. Rakamın diğer ülkelerde milyonları bulabildiğini savundu. Atalay, terör ve casusluk vakalarını kapsadığını belirttiği dinlemelerin yarıdan fazlasının yabancılara yönelik olduğunu söyledi. MİT'in emniyet gibi normal vatandaşları dinlemediğini kaydeden Atalay, 20 dilde dinleme sınır ötesindeki yapıların takip altına alınmasıdır. Bu da MİT'in asli görevidir dedi. Bakan Atalay, iki maddede ise değişiklik olacağını söyledi. Aynı seviyede başkanlardan birinin o kurula başkanlık etmesi, bir istihbarat koordinasyon kurulu var değerli arkadaşlar. Şu anda var. Yani MİT yasasında, mevcut yasada var. İstihbarat Koordinasyon Kurulu Başkanı Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'dır. Genel Kurmay'ın istihbarat işte elemanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, istihbarat, jandarma, istihbarat, şimdi bizim kamu güvenliği de oraya katılıyor. Ve hepsi zaten belli periyotlarla bir araya geliyorlar. Ama zorluk şu arkadaşlar, onun için bir, öyle bir teklif getirmiş. Biz onu şimdi değiştirdik, geri çek alıyoruz. Bugün yönergeyle değiştireceğiz. Yani aynı seviyede başkanlardan birinin o kurula başkanlık etmesi çalışmayı verimsiz kılıyor. Ya bunu da samimi ifade olarak, ben bu istihbaratın koordinasyonunda çok uğraştım ve çok sıkıntı çektim arkadaşlar. Şu anda da Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun başkanıyım. Aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Dünyanın her yerinde istihbarat kuruluşları birbiriyle biraz yarış eder. Birbirinden bilgi kaçırır. Ama bizim bütün bunları bir arada mutlaka değerlendirmemiz ve bir araya getirmemiz gerekiyor. Koordinasyon dediğimiz bu. Şimdi arkadaşlar, burada başbakanın başkanlığında bir koordinasyon öngörmüşler. Bu çok yadırgan. İşte istihbaratın hepsi başbakana bağlanıyor falan diye. Yani önergeyle onu değiştireceğiz. Eski yapısını koruyacağız. Ama bu şekliyle de çok verimli yürümüyor. İleride belki başka şeyler, çözümler olabilir. Ya arkadaşların genel yaklaşımı, istihbaratçıların, hani bir siyasi iradeden birisi olsa bunun üzerinde daha verimli çalışır gibi, o onun için getirilmişti. Şu anda kaldırmış oluyoruz, onu da burada size ifade edeyim. Teklif içinden o önergeyle çıkarılmış olacak. Ama bu Türkiye'nin önemli bir konusudur. Zaman zaman kurumlar arasında rekabetler oluyor. Kurumlar birbiriyle uğraşıyor. Halbuki buna bizim milli bünyemiz tahammül etmez.